Basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine seçim arifesi, yine doğalgaz müjdesi. Dün kabine toplantısı yapıldı. EYT'liler, emekliler, çiftçiler, esnaf, herkes ne diyecek acaba Sözcü, ne diyecek kabinede, ne konuşuldu bizimle ilgili, ne açıklayacaklar derken Erdoğan yine doğalgaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğalgazmış bu? Bu doğalgazı bulup bulup da ne yapıyorlar? Gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu arkadaşlar. 18 yıldır her seçim dönemi aynı şekilde doğalgaz müjdesi veriliyor. 9 Eylül 2004 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Osman Saim Dinç Akçakoca açıklarında Karadeniz ile ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini açıkladı. Yıl sonuna kadar doğalgaz karaya çıkartılacak dedi. Çıktı mı? Hayır. Bilgimiz yok. 20 Mayıs 2007 dönemin Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Hilmi Güler Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgaz Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgazın 1/10'unu karşılayacak açıklaması yaptı. Sonuç yok. 26 Ağustos 2007 dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler Karadeniz'de petrol bulunduğu müjdesini verdi. Müjdeli haber mecliste tam da Cumhurbaşkanlığının ikinci tur oylamalarının olduğu saate denk geldi. 17 Haziran 2010 TPAO'nun Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmalarında 1600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu haberi duyuruldu. Kim tarafından? Anadolu Ajansı tarafından. Sonuç yok. 25 Ağustos 2012 dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız Hakkari yakınlarında petrol bulduklarını söyledi. Hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadık dedi. 28 Haziran 2020 Enerji Bakanı Fatih Dönmez yine kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi olduğunu duyurdu. Sonuç yok. Dönmez rezervi yakaladılar. Rezerv de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var diye açıklama yaptı. Erdoğan da dün seçim takvimine uygun olarak 2023'ü gösterdi. Yerli doğalgaz 2023'te hizmete sunacağız dedi. 20 yıldan beri bir türlü bulup hizmete sunamadıklarını Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Biz önümüzdeki yıl yani seçimlerden sonra doğalgazı artık sunacağız diyor. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Erdoğan 2023'te aya ayak basacağız demişti. Gerçekten tüm Türkiye ne zaman ayak basacak bunu merak ediyor. Erdoğan'ın 2023 için başka bir sözü daha vardı. Demişti ki enflasyon tek haneli rakama düşecek. Bugün gerçek enflasyon %200'leri buldu. Yalan söylenir de böyle mi söylenir? TÜİK'in enflasyonu bile %84. AKP'nin yeni 2023 enflasyon hedefi %20. Ya kendi açıkladığınız enflasyon hedefi bile tek haneli rakamlarda değil. Bu nasıl milletle dalga geçmektir? Bu nasıl yalan söylemektir? Erdoğan dün 2024'te tek haneli enflasyon dedi. 20 yılda yapamadıklarını nedense seçimden sonra yapacaklarını söyledi. Yalanlar tükendi artık arkadaşlar. Yalanlar tükendi. Millet yeter artık diyor. Bugün vatandaş kombisini açamıyor pahalılıktan dolayı. Elektrikte asgari tüketim olarak kabul edilen 240 kilovat saatin faturaya yansıması ne kadar biliyor musunuz? 417 lira. Isınma için günlük 10 metreküp doğalgazın aylık tüketim faturası 1716 lira. Peki ne yapacak vatandaş? Bir vatandaşın bugün sadece elektrik ve doğalgaz faturası 2133 lira. Bunlar en asgari fiyatlar. 8500 liraya yükselttiğimiz asgari ücretin 1/4'ü sadece enerjiye gidiyor. Emeklilerin durumu, onların durumu daha çok ağır. En büyük dert kira ve faturaları. İnsanımız aç.
Emeklilerin büyük bir çoğunluğu 3500 lirayla 5000 lira arasında ücret alıyorlar. Yoksulluk ve açlık sınırının altında. Emekliler, Türkiye'de yaşayan emekliler yoksulluk ve açlık sınırının altında. Onlar aylık gelirleriyle yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili bir yasa teklifi verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması gerektiğini söyledik. Yani 8506 TL. Ayrıca genel başkanımızın önerisi üzerine getirilen emeklilere yılda 2 kez dini bayramlarda ödenen ikramiyenin net asgari ücret tutarında olmasını da talep ettik. İnsanlarımız aç ama saray bunu duymuyor. İnsanlarımız aç, çaresiz ama saray etrafı yağla, balla, kaymakla besleniyor. Açlık ve çaresizlikte gelinen nokta. İşte arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşımızın hali. Vatandaş faturalarını ödeyemediği için, açlıkla baş edemediği için böbreğini satıyor. Bir tane mi? Hayır. Acil satılık böbrek. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten ekonomide hangi durumda olduğu için, yoksulluğun hangi sınırda olduğunu en çok, en çarpıcı şekilde gösteren fotoğraf bu. Vatandaşımızın hali bu. Bunun gibi birçok örneği defalarca biz kamuoyunda duyduk, fotoğrafları gördük ama saraydan çıt çıkmıyor. Muhalefet İnsanların çocuklarının karnını doyuramadığını bas bas bağırıyor. Kirasını ödeyemediğini bas bas bağırıyor. Faturalarını yatıramadıkları için böbreklerini sattıklarını bas bas bağırıyor. Erdoğan bunun suçlusunu bulmuş arkadaşlar. Vatandaşın böbreklerinin satmasının nedeni marketler. Marketler, süpermarketlerin pahalı satışından dolayı vatandaş böbreğini satar duruma geldi. 2019'dan beri stokçularla, marketlerle savaşıyor. Dün hala tarım kredi mağazalarında 600 ürün en ucuz fiyatla satılacak diyor. Tarım kredide fiyatlar ucuz mu? Hayır. Bu mağazalara herkes gidebiliyor mu gerçekten? Hayır. Market zincirleri pahalı da mahalle bakkalları ucuz mu arkadaşlar? Pazar yeri ucuz mu? Gerçekten şu saray efradından kendileri gitmiyor ama bir kişiyi gönderseler, bakkallara sorsalar, bakkallara, manavlara sorsalar, pazara sorsalar, gerçekten onların rakamlarını görseler ne diyecekler? Suçlu pazarcı mı, bakkal mı, marketçi mi? TÜİK'in resmi rakamı son veri Kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi %169 artmış. Suçlu kim? Bakkal. Suçlu kim? Pazarcı, market. Üreticinin maliyeti artarsa ne olur? Ürün fiyatı artar. Ya bunu insanlar gerçekten bilmediklerini mi düşünüyorsun Tayyip Erdoğan? Sorun marketlerde, stokçularda falan değil. Bir adım ötesi üreticilerde, üretici üretemiyor girdi fiyatlarından dolayı. Çünkü sen her ay 2-3 zam yapıyorsun. Çünkü sen çiftçiyi bitirdin. Çünkü sen esnafı bitirdin. Çünkü ekonomi yürümüyor. Üretim yok Türkiye'de. Üretim yok. Üretenleri de eşit rekabet koşullarında dünya seviyesinde bir üretim sağlatamadığın için, doğru teşvikler vermediğin için işte yoksullukla boğuşuyor Türkiye. Erdoğan'ın çözümü ne biliyor musunuz? Dün açıkladı. Son bir yılda TÜİK rakamlarına göre %257 artan gübre için %13. %164 artan yem için %5 indirim yapacakmış. Allah'tan kork. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten Allah'tan kork. Milletten korkun yok. Vicdanın yok. Ama Allah'tan hiç olmazsa kork. Bu böyle, böyle vatandaşa yaklaşılmaz. Çiftçinin üretmemesinde de hayat pahalılığında tek bir sorumlusu var. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
AKP iktidarıdır. AKP politikaları enflasyonu düşürmeyi, ekonomiyi düzeltmeyi düzeltmeye yaramıyor. Bu süreçte elbette marketler ve esnaf sorumlu davranmalı. Herkes sorumlu davranmalı. Ama gerçek suçlunun kim olduğunu herkes bilmeli. AKP iktidarı ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'de 128 milyarı cayır cayır yakar kimse, bir gecede yok eden kimse işte bunun sorumlusu odur. İsrafı kim arttırıyor? Onlarca yüzlerce makam araçları ve korumalarla sokakta kim geziyorsa işte odur. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikaları 20 yıldan beri ısrarla kim uyguluyorsa işte odur bunun sorumlusu. Üretimi artırıcı politikaları izlemeyenler, ekonominin önemli koltuklarında liyakatsız bir şekilde oturup gözlerinin içine bakılmasını isteyenler de, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hiçe sayanlar da, demokrasiyi zedeleyen, adaleti yok eden insanlardır bu açlıktan, bu yoksulluktan, bu fukaralıktan sorumlu olan. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bütçe yetkisi meclise aittir. AKP bir yasa maddesiyle meclisin bütçe yetkisini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Aslında milletten toplanan vergilerin nasıl harcanacağına karar vermesi gereken makam, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onun seçtiği bakanlar, onun seçtiği başbakan olmalı. Ama yetki bir tek kişide. Tayyip Erdoğan'ın 311 milyar lira kafasına göre kurumlara dağıtma yetkisini de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalkan parmaklarla, AKP ve MHP'nin kalktırdığı parmaklarla geçirdiler. Yasal mıydı? Hayır, değildi. Meclisin bütçe hakkının gaspıdır bu. Hukuku ve meşru bir zeminde yapılmadı bu. Kaynakların israfına yol açar dedik, yapmayın dedik, hukuki değildir dedik ama onlara dinletemedik. Aynen limanlarla ilgili maddede olduğu gibi. Bu da yine talimat ve sayısal çoğunlukla anayasaya aykırı bile bile yasallaştı. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük bugün ve karar yayımlandı. Anayasa Mahkemesi yetkiyi iptal etti. Ancak AYM kararı çıkıncaya kadar Erdoğan 311 milyar lirayı kendi kafasına göre harcadı bitirdi. Peki bu skandal değil midir? En az 128 milyar kadar skandal değil midir? Yani kendi yetkisi, yasal yetkisi olmadan bu parayı göz göre göre harcaması, üstelik de bunun hesabını vermemesi skandal değil midir? Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hiçbir şey skandal sayılmıyor. Ne yaparsa yapsın, yandaş basın başka bir kahramanlık öyküsü yazıyor. Şimdi israf edilen bu para ne olacak? Bu milletin parası. Bu fukaranın parası, bu emeklilerin parası, bu çocukların, gençlerin parası ne olacak? Kim soracak hesabını? Dürüst, namuslu basın yazacak elbette. Ama birileri üstünü örtecek. Peki bu para, bu hukuksuz harcanan para Erdoğan'a rücu edecek mi? Hayır arkadaşlar. Erdoğan bugüne kadar yaptıklarının hesabını hiç vermedi. Ama hesabını hukuk karşısında vereceği günler yakındır. Değerli arkadaşlarım, çok güzel bir tweet okudum dün. Diyor ki, EYT'li olacağına sondaj gemisine direkt olaydın, hiç olmazsa 15 dakika konuşulurdun diyor. Bunu yazan mağdur bir arkadaşımız. EYT bekleyen milyonlarca insan var. Milyonlarca insanın hayalleriyle oynayan bir iktidarla maalesef karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı'nın her konuşmasından önce EYT'liler için müjdeli bir haber ve umut var. Bir şey açıklayan, bir şey açıklayan yok arkadaşlar. Açıklandı mı dün? Hayır, açıklanmadı. Yani kabine toplandı. Bununla ilgili doğru, umut verici tek bir söz var mı? Yok. 20 yıldan beri tekrarladıklarını söylediler. Petrol bulduk dediler. EYT'lilere buradan sesleniyoruz. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın.
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı söz verdi. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Onlar çıkartmazsa millet Allah'ın izniyle bize iktidarı nasip ettirdiğinde göreceksiniz. Bir yıl içerisinde vatandaşımızın en acil sorunlarını, Türkiye'nin en acil sorunlarına çözüm getireceğiz. Şu bombacı var sevgili arkadaşlar. Hani şu hain terör örgütüne mensup olduğunu itiraf eden Ahlam Al-Basir adlı Suriyeli kadın. Ne diyor biliyor musunuz? 13 sayfalık ifadesinde Suriye'den gönderilen bu kızın da benim gibi bir eylemde kullanılacağını düşündüğüm bir kadın daha var diyor. Ne diyordu? Ne diyordu İçişleri Bakanı? Diyordu ki Nusaybin'de, Kızıltepe'de, benim ülkemde terör örgütleri cirit atıyorlar. Yabancı ajanlar cirit atıyorlar. Ben ne yapabilirim diyordu. Ne diyor terörist kadın? Benden başkaları da var diyor. Ne demişti? Ne demişti bu İçişleri Bakanı? Demişti ki 3-5 terörist kaldı, onların da ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz demişti. Peki durum nedir? Durum hiç de onun söylediği gibi değil. Ne zaman, nerede bombanın patlayacağını bilmediğimiz, kimin patlatacağını bilmediğimiz terör örgütü mensupları maalesef Türkiye'de tam da İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi fink atıyorlar. Peki bu durum nereye kadar varacak? Gerçekten bunu endişeyle takip ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bu İçişleri Bakanı ve bu adalet mekanizması öyle bir noktada ki, ben Sakaryalıyım. Benim hemşerim Gaffar Okan, Sakarya milletvekili olarak bir kere daha içim yanarak söylüyorum. Herkesle dost olan, çocukla çocuk, yoksulla yoksul, fukarayla fukara, çaresizle çaresizliğini paylaşan efsane emniyet müdürü Gaffar Okan. Onunla ilgili ve şehit edilen diğer polislerle ilgili 18 yıldan beri tutuklu kalan Hizbullah tetikçisi Suat Çetin bile dün tahliye edildi. Değerli arkadaşlar, peki kim sorumlu? Kim? Hani diyorlardı ya, faili meçhul hiçbir siyaset yok Türkiye'de diye. Hani diyorlardı ya, herkesin cezasını yakalıyoruz, biz gereğini yapıyoruz diye. Benim hemşerim, ben Sakaryalıyım. Kardeşim hesabını, bunun da hesabını soracağız. Sen kendi emniyet müdürüne sahip çıkamıyorsun. Sen kendi polis teşkilatında şehit olan insanlara sahip çıkamıyorsun. Sen Beşiktaş'ta şehit olup da aileleri için toplanan paranın onlara ödenip ödenmediğini dahi sorgulamıyorsun, sormuyorsun. Senin bir dakika dahi o İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmaman gerekiyor. Senin savunduğun baronlar, senin savunduğun kara para aklayıcıları Türkiye'de tam da senin dediğin gibi fink atıyor. Ama biz ne sana bu ülkeyi bırakırız, ne senin genel başkanın olan Recep Tayyip Erdoğan'a. Çünkü bu millet kendi geleceği için, bu ülkenin çocukları kendi gelecekleri için bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemine artık yetti diyecekler. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Hemen arkasından efendim tüm iller için mi diye aynı soruyu soran gazeteci arkadaşımız sordu. Hayır dedi. İstanbul ve Yalova için söylüyorum diye Sayın Genel Başkan çok net bir cevap verdi. Neden İstanbul ve Yalova için? Haksız, hukuksuz bir şekilde iki belediye başkanımızla ilgili bir karalama kampanyası ve onlarla ilgili birisinin görevden alınması, birisinin de yerel bir mahkemenin siyasi yasak getirmesiyle ilgili söyledi. Madem bu kadar güveniyorsunuz, madem gerçekten millet iradesi diyorsunuz, iki kere millet iradesiyle gelmiş bir
belediye başkanını, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tamamen hukuk dışı bir kararla siyasi yasak getirmeye çalışıyorsunuz. Kendine çok güveniyorsan gel İstanbul'da tekrar seçim yapalım dedi. Kim eleştirir, neden eleştirir bilmem. Ama bizim milletten korkumuz yok. Biz milletimize güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu iki kere güvendi. Ne oldu? Haklı çıktı. Millet arkasında durdu. Üstelik de sadece Cumhuriyet Halk Partililer mi? Hayır. Tüm siyasi partiden bütün vatandaşlarımız bu haksızlığa karşı hayır deriz dediler. Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili AKP ve MHP'li seçmenlere soruldu. Ciddi bir çoğunluk bu haksızlıktır dedi. Bizim milletimiz vicdanının sesini dinler. Bizim milletimiz haksızlığa karşı dur demesini bilir. Başka sorusu? Ama doğal gaz bulduk. Yani EYT ile ilgili bir şey çıkmadı ama emeklilerle de ilgili bir şey yok, memurlarla da ilgili bir şey yok ama doğal gaz bulduk. Yani bununla bu arkadaşlarımız, EYT'li arkadaşlarımız yetinecekler. Yani 2017'de de 2020'de de doğal gaz bulmuştuk. Bugüne kadar o bulduğumuz doğal gazla yetindiler. Şimdi eminim, şimdi EYT'liler doğal gaz bulduk, oh Allah'ımıza çok şükür diyerek rahatladılar ve huzura kavuştular. Memur ve emekliler de hepsi oh dediler. Hatta açlık sınırının altında yaşayan bütün insanlarımız 20 yıldan beri beklenen bu doğalgaz bulduk müjdesiyle bir daha bir nefes aldılar. Tamam biz önümüzdeki seneyi de rahatlık içerisinde geçireceğiz dediler. Arkadaş bunlar samimiyetsiz. Bunlar verdikleri sözün arkasında durmayanlar. Bunlar vatandaşı gözünde ufacık görenler. Bunlar vatandaşa her türlü zalimliği ve zulmü yapabilecek kadar vicdanları körelmiş insanlar. Bunlar vatandaşı hiçbir şeyi anlamıyor, hiçbir şeyi bilmiyor. Biz istediğimizi yaparız, onlar da gider bize oy verirler diye bakan insanlar. Bunları yapamayacağı belli, yapmayacağı belli. Bugün yaptıkları, bugün gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Asgari ücrete zam mı yapıyorlar? Asgari ücrete zam yapıyorlar. 2500 lira asgari ücret zammı neyse, o günkü geçim koşulları neyse, şimdi gelinen asgari ücrette 8500 lirayla şimdiki geçim koşullarına bakın, daha beter durumdayız. O günden daha beter durumdayız. Bunlar milleti kandırdıklarını sanıyorlar. Bu enflasyondan bunlar vatandaşı akıl veriyorlar. Diyorlar ki işte siz ya gece yatarken bu durumda manda yoğurdunu balla karıştırıp yiyin diyen bir insandan bu millet artık ne bekliyor? Bunu anlamak mümkün değil. Kimse bir şey beklemiyor aslında. Bekledikleri şey sandık, orada gereğini yapacaklar. Arkadaşlar, İyi Parti sözcüsü bunu açıklarken nerede ve ne zaman olacağını söylemedi mi? Yani bu kadarını söyledi, diğerini söylemedi mi? Orada niye sorulmadı? Biz böyle bir açıklama yapmadık. Tamam, biz yapmadık. Size sormuyorum, sizin için demiyorum zaten. Yani biz sormadık, orada ona sorulmalıydı. Yani nerede ve ne zaman diye. Değerli arkadaşlar,
genel başkanlar sık sık görüşüyorlar. Bazen bir araya geliyorlar, bazen telefonla görüşüyorlar. Görüştükleri konu eğer nedir diye merak ediliyorsa, Türkiye'nin ne sorunu varsa onları tek tek görüşüyorlar. Beraber açıklayacaklarını söyledikleri ve kurdukları komisyonlarda biten konular var. Yeri ve zamanı geldiği zaman bunları görüşüyorlar. Gelişmekte olan olayları görüşüyorlar. Yani biz böyle bir açıklama yapmadık. Bu açıklamayı yapan onun nerede ve ne zaman olduğunu da açıklar diye düşünüyorum. Başka neydi? İçerideki Allah rahmet eylesin vefat eden generalimizle, paşayla Şimdi onlarla ilgili Cumhurbaşkanı demiş ki af dileyin, affedeyim demiş. Kibiri görüyor musunuz? 80 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nde generallik yapmış. Gerçekten ağır hastalıklarla mücadele eden insanlara karşı suçunuz var, o yüzden affedemiyorum dememiş. Bundan dolayı suçlusunuz, o yüzden sizi affetmiyorum dememiş. Bundan dolayı yatıyorsunuz, o yüzden sizi affetmiyorum dememiş. Benden af dileyin demiş, sizi affedeyim demiş. İşte adaletsizlik tam da budur. Balyoz ve Ergenekon davalarında da hayatını kaybeden insanlar hayatlarını kaybettikten sonra beraat edildiler. Ne oldu? Hesabı soruldu mu? Sorulmadı. Anlayış bu olunca, adalet bir kişinin iki dudağı arasına kalınca onun insafıyla hareket ediliyor. Yani ben insaf edersem, ben affedersem, benden af dileyin, adalet ancak öyle yerine gelir diyor. Onun için bu cumhurbaşkanıyla bu sistem yürümez. Bu sistemle Türkiye daha bir adım daha ileriye gidemez. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ederim.